Böyle bir laf duymayacağım senden. Bak annem bir gelsin. Niye geliyormuş annesi? Bir daha bu eve adımını atmayacak. Zaten başta sokmamam lazımdı. Ne geldiyse başımıza onun yüzünden gelmedi mi? Sonunda polisleri de toplayıp getirdi başımıza. Buraya kadar. Nereye gidecekse gitsin, cehenneme kadar yolu var. Hiçbir yere gitmeyecek annem. Burada bizimle kalacak. Mine! Anlamadınız değil mi? Hiçbir zaman anlamayacaksınız. Hasta o. Normal bir insanın davrandığı gibi davranmasını beklediniz ama olmadı. Olmayacak. Akıl hastanesine yatıralım öyleyse. Madem hasta. Siz annemin neler çektiğini görmediniz bile. İşinize gelmeyince kapının önüne koydunuz. Onun ne kadar acı çektiğini görmediniz bile ya. Ben size söyledim. Değişti dediniz, değişmez dedim. Ben annemi daha iyi tanıyorum sizden. Ve ne yaparsa yapsın, ne derse desin annem o benim. Ben onu öyle kabul ettim ve siz de edeceksiniz, tamam mı? Bir daha sırtınızı dönecekseniz şimdiden söyleyin bana. Çünkü ben onu asla yalnız bırakmayacağım. Metin abi. Ya Atakan'dan duydum. Ne oldu, nedir durum? Sorguda işte kadın, ifadesini alıyorlar. Hemşire bulmuşlar mı? Yok, temiz. Ya aman ya, ben de korktum bir şey oldu diye. Koştur koştur geldim. Nereye mi bulunmuş şimdi? Ha? Bana bak, bir şey biliyorsan söyle. Yok, ben bir şey bildiğimden değildi yani. Hani gerçekten yapmış mı diye merak ettim. Neyse ya, bırakırlar mı sorgudan sonra? Bilmiyorum. Ne söyleyeceğine bağlı. Hani sen hep derdin ya, burada ben yokum, gölgem var diye. Aynen öyle. Ben yokum artık, gölgem var. Ve gölgeler kavga etmez asla. Su, senden bir şey istesem yapar mısın? İste. Aslında benim yapmam gereken bir şey var, onun için istiyorum. Tamam, söyle. Anne lütfen. Şimdi bir şey söyleyeceğim, kalbini kıracağım. Deniz abi. Pardon ya, sen mi dinleyelim, gel. Uyuyacaksan rahatsız etmeyin. Aa, yok yok, gel. Çok geldiniz galiba. Hiç sorma. Her şey üst üste geldi. Evet ama düzelir, merak etme. Yani birkaç güne kalmaz her şeyi unutursunuz. Umarım. Fibromiyalji. Efendim? Sırtın ağrıyor değil mi? Yani ağrısı boynuna ve omuzlarına vuruyor. Aynen. İstersen iki dakikada halledebilirim ben. Anlamadım. Yani halledebilirim derken süper masaj yaparım. 6 ay kursa gittim. Hadi ya. Balili bir eğitmenden ders aldım. İstersen deneyelim. Yani canın acırsa bırakırız. Tamam. Nasıl duracağım? Sen böyle kal. Şimdi kendini rahat bırak. Gözlerini kapa. Aslında biraz da müzik olsaymış iyi olurmuş ama neyse. İstersen mum falan da yakayım. Dalga geçme. Başlıyorum. Nasıl?
Peki. Şimdi de uzan. Geceni mahvettim. Boş ver şimdi geceyi. Anlatsana nasıl bıraktılar seni? Ya bu işe bulaştığına dair bir delil yok. O yüzden ifadesini aldılar. Serbest bıraktılar ama soruşturma devam edecek. Sağ ol Metin abi. Mineciğim, annem biraz yorgun. Dinlensin. Gelin. Gelin salona. Metinciğim, bu işin altından başka bir şey çıkmaz değil mi? Kapandı yani. Bilmiyorum Ayşe teyzeciğim ama öyle görünüyor. Sen kendini rahat tut, tamam mı? Ben çocuklarla da konuştum. Bir şey çıkarsa beni arayacaklar. İnşallah. Tamam, hadi kaçtım. Hadi iyi geceler. Sağ ol bir tanem. Sağ ol yavrum. Nasıl? Beğendin mi? Niye? İşin var, sipariş yetiştireceksin. Ne sipariş? Ya bir ilkokulda mı ne doğum günü kutlaması varmış. Atakan'dan pasta istemişler, onu götüreceksin. Bana ne ya, Halil götürsün. Ya Halil'in işi var. İşi olmasa niçin sana söyleyeyim değil mi? Hadi Atakan bekler. Tamam, bir şeyler yiyeyim bari. Ya, tamam canım, yolda yersin, ne var o? Ah, ah. Aman iyi be, öf. Bu yani. Lazım. Canım istemiyor. Ben bakarım, Deniz gelecekti. Görüyorsun değil mi kızının halini? Senin yüzünden kimsenin yüzüne bakamaz oldu. Bir hırsızlığın eksikti, onu da yaptın, tam oldu. Börek getireyim sana.
Bizden utanmıyorsun diyelim. Boyun kadar kızın var, ondan utan. Hırsızlıktan kazanılmış parayla ev mi alınır? El alemin parasıyla kızına ev mi kuracaktın? Kabahat bizde. Sana inandık. Bu sefer düzeldi dedik. Ama nerede? Eski hamam, eski tas. Baba. Bana baba deme. Benim senin gibi bir kızım yok. Hadi pılını pırtını topla, defol git bu evden. Anne, nereye gidiyorsun? Anne,